Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT AYT Geometri Soru Kitabı'nda 5. bölüm 12. testin çözümünü yapacağız. Üniversiteliğim testi, karma test. Karma testler neyden oluşuyor? Üçgende benzerlik, üçgende merkezler ve üçgende alandan oluşuyor arkadaşlar. Hadi bakalım testimizi çözelim. Bir A4 kağıda çizilen üçgenin fotokopi ile boyutu büyütülerek A3 kağıda çıktısı alınıyor. Arkadaşlar ne yapılıyor? Büyütüyoruz. Bir üçgen koyuyoruz, büyüterek çıkıyor. Yani üçgenimiz böyleyken üçgenimiz ne oluyor? Büyüyor. Büyüttüğümüzde kenarlar hepsi belli bir oranda mı büyüyor arkadaşlar? Evet, A iken AK oluyor, B iken BK oluyor, C iken CK oluyor arkadaşlar. Açılarında herhangi bir değişim oluyor mu? Olmuyor. O zaman bu üçgenler nasıl bir üçgendir arkadaşlar? Bunlar birbirine benzerdir. Bütün açılar eşit ve bütün kenarlar birbirleriyle orantılı olduğundan dolayı arkadaşlar. Ve bütün açılar eşit ve kenarlar orantılı olduğundan. Demek ki üçgenler benzerdi. Yani eşlikten bahsedemeyiz çünkü büyüyor. Çevre uzunlukları birbirine eşittir. Benzerlik oranı 1 olsaydı eşit olurdu. Alanları da benzerlik oranı 1 olsaydı eşit olurdu. Üçgenler birbirine simetri değil. Aynen fotokopiye koyduğum şekilde çıkmıyor arkadaşlar. Evet, birinci soru böylelikle denizli oldu. Geldik ikinci soruya. Aşağıda birim kare zemin üzerine boyanarak oluşturulmuş 3 tane bölge verilmiştir. A1, A2, A3 alanları verilmiş. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruluyor. Arkadaşlar A1. Bak tam köşeden geçiyor hocam. Demek doğru olmayabilir. Burada zaten ne demiş? A1'i belli bir aralığı almış arkadaşlar. 3/2 ile 3 arasında. Farz edelim şu A1 böyle geçiyor ya, ne kadar olduğunu bilmiyorum. Bizim A1'imiz şöyle olmuş olsaydı arkadaşlar. Hop şöyle olmuş olsaydı. Hocam bunun alanı ne olacaktı? Bunun alanı 2 çarpı 3/2 olacaktı değil mi? Evet. Tam bu ortada olduğuna göre o zaman bizim alan ne olacak arkadaşlar? 2 çarpı 3/2'den küçük olacak. 2 çarpı 3/2'den küçük olacak. X A1 alanı. Neyden büyük olacak hocam? Tam buradaki noktada olursa daha büyük olacak değil mi arkadaşlar? Evet. Şu üçgenle şu üçgenin arasında, yani şu kırmızı çizgilerin arasında oluştuğu için alan. Bunun alanı nedir arkadaşlar? Şöyle baktığınız zaman o da 1 çarpı 3/2. 3/2 ile 3 arasında mı oldu? Evet doğru. Birincisi kesinlikle doğru oldu. İkincisine bakalım. A2 alanına bakalım. A2 alanı arkadaşlar şöyle bir dikdörtgen oluşturacak olursak. Ya da bu burada bir yerde değil mi arkadaşlar? Evet burada bir yerde. Şimdi burada bir yerde olduğuna göre arkadaşlar bir burada alırım. Bu alandan küçük olmak zorunda. Hocam bu alan nedir? Şu dikdörtgenin alanı artı A2 alanına bakıyorum arkadaşlar. A2 alanı şu alandan büyük küçük olmak zorunda. Dikdörtgen alanı, yani burası şurası 2, şurası 1, burası da 2 olduğuna göre 1 çarpı 2 artı şu üçgenin alanı, bu üçgenin alanı da nedir arkadaşlar? 1 çarpi 2/2. 1 çarpi 2/2'den küçük olmak zorunda. Başka neden büyük olmak zorunda? Aha da şu çizgiyi burada alırsam bundan da büyük olmak zorunda. Şuradaki üçgenin alanından. Yani 2 çarpi 2/2'den büyük olmak zorunda. Burası 2 yaptı. Sonra burası 2 artı 1 yaptı. Yani 3 yaptı. Bu da doğru oldu mu arkadaşlar? Oldu. Üçüncüsüne bakalım. A3'e bakalım. A3 alanında arkadaşlar bu çizgi şurada olursa buradaki alandan küçük olmak zorunda. Yani bu alan nedir? Şurası 2, burası 3. 2 çarpı 3/2'den küçük olmak zorunda. Alt taraf ne olacak arkadaşlar? O çizgi burada olursa o da 1 çarpı 3/2 mi? 1 çarpi 3/2, yani 3/2 ile 3 arasında olmak zorunda arkadaşlar bu. O zaman bu yanlış oldu. Cevabımız ne oldu o zaman? 1 ile 2 oldu. İkinci soruyu böylelikle Ceyhan bulduk arkadaşlar. Geldik 3'e. Aşağıdaki şekilde 4 tane ikizkenar dik üçgen verilmiştir. Ortak kenara sahip üçgenlerde. Bu ortak kenar üçgenlerin birinin hipotenüsü iken diğerinin dik kenarıdır. Evet görüyorsunuz. Hipotenüs diğerinin dik kenarı. Hipotenüs diğerinin dik kenarı. Diğer şunun dik kenarı. Bu hipotenüs de yeşilin dik kenarı. Bu üçgenlerden en küçüğün alanı 32 verildiğine göre. Ve bunlar ikizkenar dik üçgen değil mi? Evet. Şuraya AA diyecek olursam. A çarpı A bölü 2 eşittir 32 ise. A kare eşittir 64 yaptı. A'yı da buradan kaç bulduk? 8 bulduk. Hocam burası 8. Burası da 8 mi oldu? Evet. 8 8 ise burası 8 kök 2 yaptı. Hocam burası da 8 kök 2 ikizkenar dik üçgen olduğu için. Kök 2 katı 16 yaptı. Burası da 16 yaptı. 16 16 ise burası 16 kök 2 yaptı. Burası da 16 kök 2 yaptı. Bizden ne isteniyor? Boyalı üçgenin çevresi nedir diye soruluyor. Kök 2 katı da burası da burası mı yapacak arkadaşlar? Yani 32 yaptı. O zaman çevresine bakacak olursak 32 artı 32 kök 2 mi yapıyor? Evet. Yani cevabımız böylelikle Balıkesir çıktı. Geldik dördüncü soruya. Bir katlama. Katlama gördüğümüz zaman hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Hop eski haline geri açıyoruz arkadaşlar. Eski haline geri açtık. Şu şekilde. Peki bu üst üste binen kenarlar birbirine eşit değil mi arkadaşlar? Üst üste binen açılar da birbirine eşitti. Yani şu açılar birbirine eşit. Şuradaki açılar da birbirine eşit olacak.
Hatta şu kenarla şu kenar, bu kenarla da bu kenar birbirine eşit. Neyse, ne demiş bize? AC'yi 10 demiş. BC'yi 15 demiş. Şekil 1'deki dik üçgen karton C köşesine eşit uzakta olan K ve K üssü noktalarını birleştiriliyor. Evet, C köşesine eşit uzakta. O zaman bu çizgi dediğimiz çift çizgi uzunluklarıymış arkadaşlar. Şunlar şöyle olacak yani. Eşit uzunlukta dediğine göre. E o zaman üstte binen kenarların eşitliğinden bunların hepsi birbirine eşit oldu. Hatta bu kare mi oldu? Kare demek tam doğru değil arkadaşlar. Ama şu kesin. Hocam şu ikizkenar ya nokta ya da çizgiye çizgi oldu burası. E burası da çizgi oldu diyebiliriz. O da ayrı bir konu. İkizkenarlıktan dolayı üst üste binen açılar da birbirine eşit olacak. Neyse devam edelim. Şekil K üssü noktalarını birleştiren KK üssü doğrusu boyunca şekil 2'deki gibi katlandığında C köşesi AB üzerine geliyor. CK K üssü nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız burada? 10 ve 15'i kullanacağız. Burada 90 derecelik falan verilmiş mi? Verilmemiş. E arkadaşlar aslında şöyle bir şey var. Burada ne çıktı? Burada aslında bir dörtgen çıktı. Evet. Dörtgen çıktı. Dörtgen içi açıları toplamı nedir? Dörtgen içi açıları toplamı 360'tır. Hocam şu ikisinin toplamı 180 ise bu ikisinin toplamı da 180 olacak. Açılar da eşit olduğundan buradaki açılar da 90'ar derece oldu mu arkadaşlar? Oldu. Yani şurası bir kare yaptı arkadaşlar. E sonrasında arkadaşlarım şuraya bir x, buraya bir x, buraya bir x, buraya bir x dersek tamamı 15 ise buraya 15 eksi x kaldı. Tamamı 10 ise buraya da 10 eksi x kaldı. İsterseniz alfabeteye girip benzerlikten yapın. Alfabete benzerliğinden isterseniz artık şunlar birbirine paralel değil mi? Evet. 10 eksi x'in tamamının oranı. 10 eksi x'in tamamının oranı eşittir. X'in 15 oranına eşit değil midir arkadaşlar? 5'e bölsen 3, 5'e bölsen 2. Buradan 30 eksi 3x eşittir 2x yaptı. 30 eşittir 5x yaptı. X de buradan kaç geldi arkadaşlar? 6 geldi. Evet. X 6 geldiyse arkadaşım bizden CK K üssü isteniyor. CK K üssü. Yani burası 6, burası da 6. 6 çarpı 6 bölü 2 isteniyor arkadaşlar bizden. Evet buradaki alan neymiş? 6 çarpı 6 bölü 2'den cevabımız kaç çıkar? 18 çıkar arkadaşlar. Evet dördüncü soruyu böylelikle Ceyhan bulduk. Geldik beşinci soruya. İki ülke arasındaki bir dostluk maçında 18 metre uzunluğundaki bir direğe bu iki ülkenin bayraklarının renginden oluşan üçgen şeklindeki iki kumaş aşağıdaki gibi asılıyor. Üçgen kumaşların birer köşesi direğe direğin tepesine diğer köşesi ise direk ile aynı doğrultuda olacak şekilde çivilere böyle asılmış. Kumaşların alt kenarlarını sabitlemek için kullanılan çiviler arası uzaklık 5 metre ve 4 metre. Tamam şunu anlatıyor. İşte sonra da bu şekilde parçalar ayrılmış. Buna göre iki renkli kumaştaki kırmızı bölgenin alanı 3 renkli kumaştaki kırmızı renkli bölgenin alanından kaç metrekare fazladır diye soruluyor arkadaşlar bize. Öncelikle bunlar birbirine eşit olduğu için benzerlikteki oran 1 bölü 2 karesi 1 bölü 4. A ise burası 3A yapacaktır. Değil mi? 4A yapacaktır. Yani buraya 3A kaldı. Ama biz şöyle yapmıyor muyduk arkadaşlar? Burası A iken burası 3A, burası da 5A diye gitmiyor muydu? Aynen öyle. Hocam burası da B iken burası da ne olacak? Eşit olduğundan 3B oldu. Hocam şurası 5. Şurası da 18 olarak verilmiş direk. Hocam bu direk tabana ait yüksekliktir. 5 tabanına ait yükseklik bu. Yani 8, 9A. 9A neye eşit arkadaşlar? 5 çarpı 18 bölü 2 eşit. 5 çarpı 18 bölü 2 eşit. Buradan A'yı kaç buluruz o zaman? 5 buluruz. E aynı şekilde arkadaşlar şurası 4. Yükseklikte kaç? 18 tabana ait yükseklik bakın burası. 4B alanı neye eşit? 4B alanında 4 çarpı 18 bölü 2'ye eşit. Buradan da B'yi kaç bulduk arkadaşlar? 9 bulduk. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? Kırmızı renkteki bölgedeki alanlar farkı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Yani 3B eksi 3A isteniyor. B dediğimiz yani 3 parantezinde B eksi A isteniyor. B dediğimiz 9, A dediğimiz 9, A dediğimiz 5 olduğuna göre bu da 3 çarpı 9 eksi 5'ten 4 yaptı. 9 eksi 5'ten 4 yaptı. O da neye eşit oldu arkadaşlar? 12'ye eşit oldu. Yani 5. sorunun cevabı böylelikle ne çıktı arkadaşlar? Ceyhan çıktı. Geldik 6. soruya. Şekildeki sarı ve mavi kağıtlar sırasıyla ikizkenar dik üçgen ve eşkenar üçgen biçimindedir. Sarı kağıdın köşeleri mavi kağıdın kenarları üzerine gelecek biçimde bu kağıtlar birbirine yapıştırılabilmektedir sözüyle. Yalnız bu soru çözülmüyor arkadaşlar. Şöyle bir değişiklik olacak. Alt tarafa da yazmışım. Yeni baskısında da bu cümle karşınıza gelecek arkadaşlar. Siz de bu cümleyi okuyup ona göre bir yapmaya çalışır mısınız soruyu yapamayan arkadaşlar?
Hadi bakalım. Sarı kağıdın şu şekilde değiştireceğiz. Sarı kağıdın hipotenüsü mavi kağıdın bir kenarına paralel olacak biçimde. Yani şöyle arkadaşlar, bu sarı kağıdı buraya yapıştıracağım. Evet, şöyle olacak arkadaşım. Paralel olacak şekilde. Sarı kağıdın köşeleri mavi kağıdın üzerine getirilerek yapıştırılabiliyor. Yani sarı kağıttaki bütün köşeler de mavi kağıdın üzerine geliyormuş. O zaman bizim dik üçgenimiz nasıl olacak arkadaşlar? İşte tam olarak da böyle olacak. Ama ne şartı var? Yani bizim bu kağıt şu şekilde konulabiliyor. Diğer cümlede nasıl oluyordu arkadaşlar? Ne anlaşılabiliyordu? Hocam ben şöyle de koyabilirdim yani dik üçgeni, değil mi? Hocam dik üçgeni şöyle ve şöyle koyabilirdim mesela. Şöyle ve şöyle koyabilirdim. Bu şekilde olduğu zaman soru değişiklik gösteriyor arkadaşlar. Dik çizince eş üçgenler falan filan çıkıyor. Şu kenar uzunluklarını bulabiliriz. O ayrı bir konu. Hatta hipotenüsü bulabiliriz ama bulamıyoruz daha doğrusu arkadaşlar. Bu şekilde de bu durumda söz konusu oluyor. Eğer alttaki cümle kalmış olsaydı. Şimdi yeni cümlemizden olacak. Hipotenüsü bu şekilde. Evet, dik üçgenin hipotenüsü eşkenar üçgenin bir kenarına paralel olacak şekilde konuluyor ve köşelerde ne olacak? Eşkenar üçgenin üzerinde olacak diyor. Evet arkadaşlar, şimdi bu bir eşkenar üçgen. 60, 60 ve 60. Sonra şunlar birbirine paralel. Bu 45, 45, 90 üçgeni. Ve sonra biraz büyüteyim. 45, 45, 90 üçgeni. Bunlar birbirine paralelse Z'den dolayı burası da 45. Z'den dolayı burası da 45 yaptı arkadaşlar. Mavi kağıdın çevre uzunluğu 6 artı 6 kök 3. 3'e bölsen 2 artı 2 kök 3 mü? Evet. Burası 2 artı 2 kök 3 yapacakmış. Şimdi burada bu bir ikizkenar üçgen. Şunları kullanacağız arkadaşlar. Ne yapalım? 60 ile 45 gibi iki tane mükemmel bir açı gördük. Hop, şuradan bir dik çizecek olursam. Hocam bir yerden başlayalım. Mesela 30'dan başlayalım. 30'un karşısına A dersem, 60'ın karşısına A kök 3'tür. Hocam burası da A kök 3 oldu. A kök 3, A kök 3, A kök 6 mı yaptı burası? Evet, burası da A kök 6 yaptı. Şurada da bir dik çizecek olursam yine A kök 6 ise burası da A kök 3, A kök 3 yaptı. 60'ın karşısı A kök 3 ise 30'un karşısı A yapar. 90'ın karşısı da 2A yapar. Bakın dikkat edin. 2A artı 2 kök 3A. Hocam 2A artı 2 kök 3A neye eşitmiş? 2 artı 2 kök 3'e eşitmiş. Dolayısıyla A buradan kaç geldi arkadaşlar? 1 geldi. A 1 ise o zaman bir kenar, bakın burada A kök 6 değil miydi arkadaşlar? Evet. O zaman dik üçgenin bir kenarı kök 6 yaptı. Sarı kağıdın bir yüzünün alanı nedir diye soruluyor. Çünkü bakın A kök 6 A kök 6 olduğundan dolayı sarı kağıdın alanında kök 6 çarpı kök 6 bölü 2'ye eşit olacaktır. Yani kaça eşit olur? 3'e eşit olur. Böylelikle 6. soruyu da Balıkesir bulduk ve bu testi bitirdik. O zaman ne diyorum? Bir sonraki videoda 13. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.